Manşete hoş geldiniz. Evet, yazın son haftaları. 15 gün kaldı. 15 gün sonra yaz bitiyor, Eylül ayı başlıyor. Okullar açılacak peyderpey ve sonrasında günler daha da kısalmaya başlayacak. Hava serinleyecek, ardından soğuyacak. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı var. Petrol türevleri ve elbette gaz türevleri. Isınma sorunu baş gösterdiğinde acaba eskisi gibi aynı kaynaklara aynı ücretle ulaşabilecek miyiz? Bu tüketiciler için geçerli olduğu kadar devletler için de önemli bir sorun. Özellikle devletler için, çünkü Rusya ana tedarikçi Avrupa'da ve gazı kesmesi veya herhangi bir canını sıkan uluslararası politikada bir durum karşısında kesmesi ya da gazı kısması pek çok sorunu da beraberinde getirecek. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da pek çok ülke Rus gazına bağımlı. Yine aynı şekilde su kaynakları. Şu kurak geçen 2022 boyunca en önemli konulardan biri de buydu. Su arzı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. 1935 yılından beri benim yaşadığım ülke İngiltere'de en kurak 2022, en kurak yıldan bahsediliyor. Belli su kaynakları kurumuş durumda ve belli bölgelerde artık hortum yasağı başladı. Hortum yasağı şu, yani bahçe sulama yasağı. Bazen daha evvelki yayınlarda söylemiştim. Cebinizde paranız veya imkanınız olsa dahi belli ürünlere ulaşamayabilirsiniz. Enerji böyledir, su böyledir mesela. Yoksa hangi parayla neyi satın alacaksınız? Benzer bir biçimde önümüzdeki yıllarda dünyanın başındaki en önemli problemlerden biri göç ve göçmen unsuru. Türkiye'nin başında var, Avrupa ülkelerinin başında da var. Herkes kendi payına düşeni yaşıyor. Özellikle Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve Asya'dan, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden batıya doğru yoğun göç var. Afganistan'da Taliban iktidarı ilk 1. yılını doldurdu ve özellikle kadınlara dönük baskılar, kadın toplumunu, daha önce nispeten özgür, nispeten daha rahat yaşamaya alışmış olan kadınları isyan ettiriyor ve onlar da çevre ülkelere kaçıyorlar veya sığınıyorlar veya bulundukları Afganistan'da Taliban yönetiminden kaçarak, saklanarak yaşamaya çalışıyorlar. Taliban yönetiminin yakın zamanda değişeceği yok. Daha önceki vaatlerini de tutmuş değil. Eskisi gibi olmayacak, şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi röportajlar vermişlerdi dünya medyasına. Hiçbiri olmadı. Bildiğimiz Taliban yönetimini şu anda uyguluyorlar ve neyse önceki politikaları, düşünceleri, anlayışları o doğrultuda ülkeyi yönetiyorlar. Konumuz Afganistan değil, konumuz Pakistan'da değil. Konumuz özellikle ekonomik gerekçelerle Türkiye başta, tabii elbette Türkçe konuşuyoruz ve bu yayını Türkiye'den veya bir ayağı Türkiye'de olan insanlar takip ediyorlar. Türkiye'nin de merkezinde olduğu ekonomik sıkıntılar, enerji darboğazı ve özellikle önümüzdeki yıllarda son derece etkili olacak darboğaz ve elbette belirsizlikler. Buradan ne zaman çıkacağımızı da bilmiyoruz. Pandemi 2020-2021 dönemiydi ama 2022-2023 dönemi de pandemi sonrasında benzer bir şekilde ekonomik sıkıntılarının devam edeceğini gösteriyor. 2023 sonuna kadar bu en azından devam edecek. Sonrasını bilmiyoruz, kimse de bilmiyor. Haliyle Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan batıya doğru bir göç var. İki nedeni var bunun. Ekonomik nedenler. Ekmek kavgası, ekmek kaygısı. Bir de gelecek endişesi. İnsanlar yaşadıkları ülkede geleceklerinden emin değiller. Bir gelecek umutları yok. Onun için doktorlar çıkıyor Türkiye'den. Veya çocuklarını daha iyi bir ülkede yetiştirmek istiyorlar. Türkiye'de umutları tükenince insanlar yurt dışına çıkmayı düşünüyor. Son raddeye kadar, son ana kadar yaşadıkları ülkede kalma azimleri var. Meksika sınırından Amerika'ya, oradan da Kanada'ya geçen Türkiye vatandaşı sayısı 20 bini geçti son aylarda. Yani sadece Avrupa'da değil, bu okyanusun ötesinde de aynı şekilde devam ediyor. Ve devletler elbette buna karşı çaresiz. Her devletin absorbe edeceği, besleyebileceği, asimile edeceği veya entegre edeceği bir göçmen nüfusu var elbette. Belli işlerde çalıştıracağı. Fakat bu sayı, bu rakam tavana ulaşmış durumda. Belli ülkelerde de bu aşmış durumda. Ukrayna'da bir savaş devam ediyor. Yakın zamanda da bitecek gibi görünmüyor. Ukrayna tarafı Kırım başta olmak üzere Rusya'nın girdiği pek çok toprağı geri istiyor. Rusya da aynı şekilde devam ediyor Ukrayna'da. İki tarafta on binlerce asker kaybetti. Ve bu savaştan kaynaklı belirsizlikler ve sıkıntılar da dünyayı bir anlamda esir almış durumda. Bir bloklaşmaya gidilmiş durumda. Tayvan sıkıntısı, Tayvan krizi devam ediyor. Hemen Çin'in yanı başında. Ve bu da gene dünyayı kutuplaştırdı. Henry Kissinger'ın yeni demecini okudum. Amerika, Rusya ve Çin'le bu düşmanca politikayı sürdürdüğü sürece savaş kaçınılmaz diyor ki 70'li yılların efsanevi Dışişleri Bakanı'dır Henry Kissinger. Önümüzdeki süreci gerçekten çok fazla öngöremiyoruz ve herkes bulunduğu yerde tutunmaya veya konuları anlamaya çalışıyor. Türkiye ise ağırlıklı olarak Sedat Peker'in ifşaatları üzerinde bir gündem çeviriyor. Yaklaşan seçimler, seçimde ne olacağı üzerinde bir gündem çevriliyor ama hiç kimse tam olarak ne olacağından emin değil. Sedat Peker'in attığı tweetler, yaptığı ifşaatlarsa o gün konuşuluyor, ertesi gün tartışılıyor, sonra unutuluyor veya rafa kalkıyor. Hiçbir etki bırakmıyor. Mutlaka bir etki bırakıyor, mutlaka ileride belli konuların anlaşılması açısından mühim bir viraj, mühim bir köşe taşı ama kısa orta vadede herhangi bir sonucu yok. Bilmiyorum. Önümüzdeki aylarda hani seçime 2 ay kala yapılacağı vaat edilen videolar var Sedat Peker tarafından. O sonucu veya seçimi değiştirir mi? Onu da bilmiyorum, bilemiyoruz. Su kaynakları demiştik. Çok kurak bir şey geçti. 2022 geçti ve halen yaşıyoruz. Mesela İngiltere'den bir örnek vereceğim size. İngiltere'de Aşağı Avon, Bristol Avon isimleriyle de bilinen ülkenin en önemli su kaynaklarından Avon Nehri'nin pek çok noktasında suyun tamamen kurumaya yüz tuttuğu görüldü diyor. Benzer konu su kaynakları olan pek çok bölgede, başta Thames Irmağı olmak üzere söz konusu, bu fotoğraflar çekiliyor. Bakalım iş nereye gidecek. Sedat Peker'le devam edelim. Sedat Peker hafta sonu 100 tweetlik bir seri paylaştı. Deli Çavuş hesabı üzerinden ki o hesabı artık kendinin kullandığını kendisi de deklare etti. Herkes de biliyor. Tabii neden Sedat Peker kendi Twitter hesabından değil de oradan yapıyor, bu kadar da aleni bir şekilde, onu bilmiyoruz. Belli ki herhalde Deli Çavuş üzerinden paylaşım yapmasına izin var. Ne bileyim, onun takipçi sayısı da milyonu geçmiş durumda. Her neyse, burada resimde daire içerisine alınmış şahıs Hasan Yeşildağ. Erdoğan'ın cezaevi günlerinde, günlerinden yoldaşı. Onun üzerinden ağırlıklı olarak onun merkezinde olduğu 100 tweetlik bir seri paylaştı ve orada pek çok ifşaatta bulundu. Yani Hasan Yeşildağ'ın geriye doğru 40-45 yıllık mazisinden bahsetti. Ülkücü hareketin içindeki yeri, katıldığı eylemler, cinayetler, adam kaçırmalar, bombalamalar, uyuşturucu kaçakçılığı, ne bileyim kadın kız kaldırmalar, aklınıza gelebilecek pek çok suç sıralanmış durumda. Burada hepsine tek tek giremem. Girersem sabaha kadar konuşuruz. Yani sabah başlarız, bir sonraki sabaha kadar konuşuruz. Sadece Hasan Yeşildağ değil, Yeşildağ ailesinden bahsetti. Bu Hasan Yeşildağ'ın Ali Metin Zeki diye kardeşleri var. Onların arasındaki ilişkilerden ve işte eylemleri veya pastayı falan nasıl paylaştıklarından falan bahsetti. Bu arada kendi de anlatıyor. Yani kendisi mesela Bulgaristan'dayken Hasan Yeşildağ'ı orada ağırlamış, VIP'de ağırlamış, işte korumalı araçlarla falan ağırlamış, bilmem ne havasına atmış. Sonra Hasan Yeşildağ da Sedat Peker'den çok etkilenmiş, döndüğünde aylarca bunu anlatmış falan. Sedat Peker o arada kendi gücünü, kendi çakarlı arabalarını, kendi işte kendisine dönük VIP hizmetlerini, devlet destekli tabii, devletin belli makamlarının izni ve onayıyla olan şeyler bunlar, onları da anlatıyor. Tabii soracaksınız hangi sıfatla, bu işin sıfatı yok. Sedat Peker olduğu için, öbürü de Hasan Yeşildağ olduğu için. O arada Hasan Yeşildağ'ın aldığı bütün işler, milyar dolarlık işler, bilmem neredeki kafelerden Çamlıca kulelerine bilmem neye kadar çok detaylı bir şekilde paylaşmış. Esasen bu konular yeni de değil. Bu da Hasan Yeşildağ'ın yakın zamanda paylaşılmış resimlerinden biri. Çok fazla resmi yok. Ben Cevheri Güven'in Twitter hesabında gördüm. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı'yla görülüyor. Soldaki şahıs Hasan Yeşildağ. Bu da yakın tarihte çekilmiş bir resim ama yeni bir isim, yeni bir figür değil. Esasen Türkiye medyasına şöyle bir bakıldığında geriye doğru pek çok şeyin yazıldığını, çizildiğini görürsünüz. Fakat medyada şöyle bir hafıza sorunu oluyor. Medya bir takım haberleri yazıp geçiyor. Daha sonra birileri çıkıp da bunları toparlamıyor. Bunları dosya haline getirmiyor. Bunları derlemiyor. Ara ara böyle bir iki bunu yapanlar çıkıyor. Fakat sonra üzeri kapatılıyor. Yani mesela Yürü Ya Hasan diye 2001 yılında daha AKP diye bir parti var ama AKP iktidara gelmemiş. İGDAŞ skandalında her taşın altından çıkan Hasan Yeşildağ 1995'te 5 parasız biriydi. Tayyip'le tanıştı, köşeyi döndü diyor. Belli ki belediyeden beri Erdoğan'ın arkadaşı. Burada da Tayyip Erdoğan Zeki Yeşildağ ile görülüyor. Bunu İlhan Kesici'ye benzetenler de çıkmıştı. Olmadığı zaten çok aşikar belli. Tip olarak benzese de, ama bu da Hasan Yeşildağ'ın bir kardeşi Zeki Yeşildağ ve birlikte pek çok şeyi paylaşıyorlar, işletiyorlar, her neyse. Yine çeşitli anarşik eylemlerden sanık 17 ülkücü yakalandı haberinde de Hasan Yeşildağ'ın altı kırmızıyla çizilmiş fotoğrafını, ismini görüyorsunuz. Soygundan sanık 2 ülkücü yakalandı. ÜGD Üsküdar Şubesi kurucularından Hasan Yeşildağ'dan sağladıkları tabancalarla bilmem ne. Yine işte Hasan Yeşildağ'ın adı İpekçi davasında da geçiyor. 26 Ekim 2001 tarihli Milliyet. Bu Yeşildağ ailesi, Hasan Yeşildağ şu anda Türk Medya denen medya grubunun başında. Ethem Sancaklardan yanılmıyorsam son dönemde devraldılar ki zaten bu Akşam'ın, Güneş'in, işte Star'ın, 24'ün, 360'ın, şunun bunun bir sürü dergi grubu var, radyo grubu var. Bunların bu medya grubu Erdoğan'ın paravanları tarafından işletildi. Fettah Tamince'deydi bir ara. Tevfik Karakaya mı? Bir ara ondaydı. Sonra Ethem Sancak'taydı. Es Medya'ydı. Ethem Sancak'ın Es'inden Es Medya. Ondan sonra da Ethem Sancak arkasına bakmadan devredip çıktı. Devrettiği isim de Yeşildağ ailesiydi. Böyle bir durum. Evet. Ama en çarpıcı tespitlerden birini doçent doktor Mahmut Akpınar yapmış. Harika bir tespit. Diyor ki meğer asıl mafya Erdoğan'mış. Sonradan mafyalaşmamış. Mafya iken adım adım devleti ele geçirmiş. Harika bir tespit. Yani Erdoğan'ın iyi, mutedil, halk insanı, parti siyaseti yapan, işte belediye başkanlığı yapan, düzgün, dürüst, AKP'nin işte ilk günlerinde bütün eğilimleri bir araya getirip samimane ülkeyi yöneten, ama ondan sonra işte efendim hırsızlıklar ortaya çıkınca azgınlaşan, yoldan çıkan, şirazeden çıkan bir lider olduğunu falan düşünüyor ya insanlar. Hayır, öyle değil. Adam baştan beri böyle. Ki zaten bu gazete haberleri de demin kupürlerini getirdiğim onu gösteriyor. Ve onu yazdım. Bir paravanı daha deşifre oldu. Ki buna Sedat Peker Deyyus-i Ekber diyor. Yani deyyusların şahı falan manasına. Hasan Yeşildağ. Evet. Yine Mehmet Cengiz'le filan ilişkilerini de yazmış. Özgür Kalender bir karikatürde Mehmet Cengiz'i resmetmiş. Durdurulamıyor. Bodrum'un koylarında Mehmet Cengiz, biliyorsunuz. Yanmış, yanan neyse orman arazilerini şu anda parsellemekle meşgul. Böyle bir güruh, böyle bir grup. Yine İşte İstanbul Havalimanı ile ilgili Ulaştırma Altyapı Bakanlığı bir takım rakamlar yayınlamış. Yatırım maliyeti bilmem ne şu bu falan. İşte toplam 80.7 milyar euro ekonomiye katkı, böyle bir yalan üfürüyorlar. Fakat grafikte tek doğru şey açılış tarihi 29 Ekim 2018. Onun dışındaki her şey yalan. Bir de bu şekilde hizmet diye yutturuyorlar yaptıklarını. Çok sayıda mesaj var. Ben Uğur Dündar'ınkini ekrana getiriyorum. Savcıların sessizliği. Az lafla çok şey anlatan tweet bu kadar diyor. Nerede savcılar? Yani her tweet'i gülle gibi, her tweet'i balyoz gibi, her tweet'i direkt saraya atış, direkt belli isimleri ifşa eden, belli suçları ifşa eden bu Sedat Peker'in tweet dizisinden sonra neden savcılar harekete geçmez falan diye serzenişler var ya. Yahu arkadaş, yani o savcıların harekete geçtiğinde, o polisler harekete geçtiğinde ne olduğunu Türkiye bundan yaklaşık 10 yıl önce, 9 yıl önce gördü. 2013 Aralık ayında ve sonrasında. Onların nasıl tutuklandığını, nasıl görevden el çektirildiğini, nasıl sürüldüğünü, şu anda bile kalem oynatanların, kalem oynatmaya çalışanların başına neler geldiğini herkes biliyor. Ya insanlar parti devleti oldu dün Türkiye. Yani insanlar bir partinin mitingine katılmaya bile çekiniyorlar. Orada görüntüleniriz, fişleniriz diye. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani bütün iller, ilçeler, valilerle, emniyet müdürleriyle şunla bunla kuşatılmış durumda yani. Neden bahsediyorsunuz? Evet. O arada Kıbrıs'taki saray ihalesi de tanıdığa gitti diye bir haber Sözcü'den. AKP Türkiye'deki saraylardan sonra Kıbrıs'a yapılacak saray ihalesini de kapalı kapılar ardında özel olarak davet etti. Tanıdık müteahhide vermiş. Gözde müteahhit siyah kaleme ödenecek rakam 2 milyar 497 milyon lira diyor Yusuf Demir'in haberinde. Kaşık kadar adada küçücük bir bölüm. İşte oraya da böyle KKTC Cumhuriyet Meclisi, KKTC Cumhurbaşkanlığı falan yapıyorlar. Dünyanın tanımadığı bir ülke. Yani anlatabiliyor muyum? Ama işte buraya da böyle. Fakat yani bu da itibardan tasarruf olmaz meselesi değil. Bu da birilerinin gene zengin edilmesi meselesi. Yani başka bir şey değil. O arada içeride de alabildiğine biraz evvel söylemiştim. İki kişi bir araya geldiğinde hemen etrafını polis sarıyor. Rojda Oğuz paylaşmış. İstanbul Şirinevler'de tutsak yakınlarının hapishanelerdeki işkencelere dikkat çekmek için yapmak istediği açıklamaya polis saldırdı diyor. Şuna bakın yani bir grup insan, bir avuç insan bir açıklama yapacak bir şey. Polis böyle çeviriyor etrafını. Ki bu 10 yıldır böyle. Evet. Durum bu. Savcıların sessizliği. Temmuz ayında yayınlanan 9 genel seçim anketinin ortalamasını almış anketler ve raporlar hesabı. P raporlar hesabı sağ alt köşede görülüyor. Enteresan bir çalışma. İlgimi çekti. ALF, PR, ORC, ASAL, Temiz, Optimar, Metropol, Aksoy ve Yöneylem araştırmalarının Temmuz ayında yaptığı araştırmaların ortalamasını almış. Bu ortalamaya baktığınızda AKP tüm bunlara rağmen birinci 31 ile %31 ile, ikinci sırada 26 ile Kılıçdaroğlu, CHP, üçüncü sırada İyi Parti 14, dördüncü sırada 9.8 HDP ve %7 ortalamayla MHP, diğerleri de işte arkadan sıralanıyor. Böyle de bir durum var ülkede. Gültekin Uysal adayın altılı masa içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz demiş. Muhtemelen de öyle olacak. Yani altı liderden biri. Dolayısıyla hani bu Davutoğlu Babacan olamayacağına göre muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Favori Kemal Kılıçdaroğlu, plasede Meral Akşener diyelim, pek çok şeyde zaten buna işaret ediyor ama altını çizeceğimiz bir şey var. Onursal Adıgüzel diye bir eleman var CHP'de. İşte yeni açıklama yapmış. YSK'dan aldığımız verileri zenginleştirdik, işledik, üyelerimizle birleştirdik. Onlardan daha çok verimiz var vesaire. Bu arkadaş gene bilgi işlemin, bu seçim işlerinin filan neyse bilgi işlem ayağının başındaydı 2018 seçimlerinde ve 2018'de CHP'nin nasıl çuvalladığını hepimiz biliyoruz. Yine geçen ortaya çıktı işte Mehmet Ali Çelebi de şimdi kendine parti arıyor ya, geçen haftanın yıldızıydı. O da seçim gücünün başındaymış 2018'de. Yani aynı aktörlerle veya aynı ezberle devam ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başta CHP'nin bütün sözcüleri şu ara işte her şeye hakimiz, bütün veriler elimizde, datalar elimizde, ne bileyim işte hazırız, her sandığı biliyoruz falan gibi bir şey veriyorlar. Güzel böyle veriler ama şimdi aktörlerin 2018'e giderken açıklamaları da ortada ve 2018'den sonra yaşananlar da ortada. Ne derece güven veriyor? Tamamen takdirinize bırakıyorum. Financial Times paylaşmış. Erdoğan karmaşık ve riskli bir kumar oynuyor diyor. Rusya ile yakınlaşma Amerika'dan misilleme getirebilir. Evet, bu önemli. Rusya ile yakınlaşma Amerika'dan misilleme getirebilir. Rusya'nın son hamlesi de şuydu ki ben bir önceki yayında, Cuma yayınında bahsetmiştim. Özellikle Erdoğan'ın anahtarı kimin elinde sorusuna cevap ararken Putin'in elinde, yani bir anlamda Putin'in elinde ve Putin yeni dönemde Erdoğan'la çalışmak ister. Ama belki şartları vardır. Erdoğan da Putin'le yürümek ister veya Putin'in desteğini ister falan. Ama orada da son derece ince bir denge var. Peki buna Batı izin verir mi filan? İşte Financial Times'daki analiz bu. Rusya'nın varlık fonu pek dikkat çekmedi. BBC Türkçe'den getiriyorum. Türk lirası almayı planlıyor. Mesela şeyin 13 Ağustos'ta çıkmış bu haber. Rusya Merkez Bankası'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre Rusya Ulusal Varlık Fonu için Çin, Hindistan ve Türkiye gibi dostane ülkelerin para birimlerinin satın alınması planlanıyor vesaire. Yani Rusya bu adımları atmaya başladı bir anlamda da. Yani bir de bu açıdan bakmakta yarar var. Evet. İngiliz Financial Times gazetesi önceki günkü başyazısını Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine ve bunun Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerden misilleme gelmesine neden olabileceğini aktaran bir analize ayırdı diyor. Önemli detaylarına Türkçe tercümesi Dünya Gazetesi'nde var. Oradan bakarsınız. Evet. Türkiye'deki durumsa bu. Biraz evvel konuştuk. Mehmet Altan diyor ki siyasal İslamcılar, askeri vesayetçiler, ulusalcı faşistler, kripto ergenekoncular, yeni çıktı bu da. Ortak noktaları ne? Demokrasi nefreti. Sabah akşam liberal demokrasiye sövmeleri bundan demiş. Haksız mı? O arada eski liderleri hatırlayalım arşivden. Turgut Özal, Erdal Bey yurt dışına çıkarsanız sizi gören yabancılar ülkede kıtlık var sanır. Erdal İnönü cevap veriyor. Aman efendim sizi gören de ülkede kıtlığın nedenini anlar. Eskiden siyasetçilerin polemiğe atışması da böyle latifti. Fakat tabii o letafetten eser kalmadı diyelim efendim. Yeni patlayan bir skandal ki bu skandal da yanılmıyorsam Türkiye Gazetesi ortaya çıkarmış. Enteresan değil mi? Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 13 Ağustos'ta sona erecek olmasına rağmen sonuçlar e-devlet sistemindeki link açık bırakılınca erken ifşa oldu. Sınav sistemindeki çökme ya da sınav sorularının çalınması meselesi ki o işin de çok öyle olmadığı daha sonra anlaşıldı. Yani aynı sorular değil, benzer sorular bile yokmuş galiba falan. Neyse bakılır. Soruşturma sonrasında gerçek neyse ortaya çıkar. Fakat tez neydi? Tezimiz neydi? Yahu orayı geçtikten sonra mülakata geliyorsunuz. KPSS söz konusu olan. Kamu personeli seçme sınavı. KPSS'yi geçtikten sonra hangi puan almış olursanız olun mülakata geliyorsunuz ve mülakat belirliyor her şeyi. Şimdi buradaki sıkıntı da şu. Bu patlayan skandal. Skandal diyoruz da bu skandal üzerine kimse hesap vermiyor Türkiye'de. Mülakat diyorduk ama mülakat da değilmiş. Yani mülakattan önce de her şey belli ve işte bir şekilde açık linkten herkes görmüş. Daha mülakat devam ederken. Yani mülakat devam ederken belli kimlerin nereye alınacağı. İşte tam da bu noktada İbrahim Öztürk'ün tweet dizisine bakalım. Kaç sene geçti dershanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştım diyor ve bu tweet dizisinde şunu anlatıyor. Diyor ki Dershaneler elbette modern eğitim sisteminde, çağdaş eğitim sisteminde olmalı mı? Hayır, herkes eşit eğitim alır, birbirine yakın eğitim alır, yetenekler ortaya çıkar ve o yetenekler merkezde de olsa, taşrada da olsa kendine yol bulur, gider. Dolayısıyla başkentte okuyan çocuk veya büyük şehirde okuyan çocukla kırsalda okuyan çocuk arasında eğitim sistemini öyle kurar, tanzim edersiniz ki herkes kendini güvende hisseder ve iyi okullarda okur vesaire, yükselir. Önünde herhangi bir engel veya bariyer olmaz. İstiyorsa şayet. Öyle yönlenmişse. Dershaneler Türkiye açısından bir fırsat eşitliğiydi diyor. Ki bu pek çoğunun da ortak kanaati. Benim de ortak kanaatim bu. Dershaneler bir fırsat eşitliği getiriyordu. Yani fakir, parası olmayan, eğitim imkanı bulamamış ama zeki, gelecek vaat eden çocuklar dershanelere giderek merkezde daha iyi eğitim alan, tabii elbette imkanı olan çocuklarla yarışabiliyor ve açığı kapatabiliyordu. Türkiye'de Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent gibi okullara burslu olarak kazanıp okuyor ve ondan sonra da devam edebiliyordu. Dershanelerin kapatılması bu fırsat eşitliğini kaldırdı. Evet. Söylüyor Profesör Doktor İbrahim Öztürk. Bu konuda haksız değil. Sonra işte dünyada ekonomik büyüklüğü 1 trilyon doları geçen 19 ülke var ve sizin ülkeniz bunlar arasında değil. Zaten Türkiye artık dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında da değil. Evet. Nasıl olsun ki? İngiltere'de Liz Truss başbakanlığa yürüyor. Son yaptığı açıklama çok konuşuluyor. Enerji şirketlerini savunmuş. Kar etmek şeytani bir şey değil. İngiltere'de enerji faturaları son sene içerisinde özellikle 2022'de 2'ye katlandı. Enerji şirketlerinin başta British Petrol olmak üzere, Shell olmak üzere karı da katlandı. Yani British Petrol 8,5 milyar Shell ise 11,5 milyar dolar kar etmiş. Yani halk da isyan ediyor. Benim diyor faturalarım ikiye katlandı. Bunlar da benim üzerimden kar ediyor. İngiltere'de yakın dönemde başbakan olarak açıklanması beklenen, ki anketler de öyle söylüyor, Liz Truss bu normal diyor. Yani kar etmek şeytani bir şey değil. Evet. Bu tabii İngiltere'den parlak bir haber değil ama İngiltere'den iyi bir haber vereyim size. BBC'den okursunuz detayını. Londra'da çocuk felci virüsü 1 milyona yakın çocuğa aşı yapılacak. Dikkatinizi çekerim. Londra'da Şubat ayından bu yana kanalizasyon şebekesinden alınan örneklerde 116 defa çocuk felci virüsü tespit edildikten sonra başkentte 1-9 yaşlar arasındaki tüm çocuklara aşı yapılacağı açıklandı. Kanalizasyondan aldığı örneklerle kanalizasyonu analiz eden ve kanalizasyon analizinde çocuk felci virüsüne rastlayan bir kent yönetimi ve bunun üzerine 1-9 yaşlar arasındaki bütün çocuklara çocuk felci aşısı yapma kararı alan bir ülke. Evet. Kötü haberi de verelim, iyi haberi de verelim, negatif haberi de verelim, pozitif haberi de verelim. Evet. Bir diğer konu ki bunu sona bıraktım, Salman Rushdie. Salman Rushdie Amerika'da bir programda konuşma yapacağı sırada fanatik ve belli ki İran'ın onun katli için çıkardığı fermandan haberi olan biri tarafından bıçaklandı. Öldürücü yaralar aldı. İlk saatlerde durumunun çok kötü olduğu, kaybedilebileceği endişesi vardı. Sonra gelen haberler sağlık durumunun iyiye gittiğini gösteriyor. Uyanmış, konuşmaya başlamış, hatta ailesiyle şakalaşmaya başlamış. Bir gözünü kaybettiği bilgisi var. Salman Rushdie 1988'de Şeytan Ayetleri kitabını yazınca uluslararası toplumun hışmına uğramıştı. Özellikle İslami dünyanın hışmına uğramıştı ve İran'da Humeyni vefatından 4-5 ay önce bir bildiri yayımlayarak bir ferman çıkarmış ve Salman Rushdie'nin öldürülmesini, katledilmesini emretmişti. Buna fetva demişlerdi ama fetva değil. Fetvanın da kendine göre kriterleri var. O kriterlere girmiyor. Humeyni'ninki bir fermandı, bir bildiriydi. Ve onun üzerine de Salman Rushdie'nin hayatı zindan oldu. Uzun yıllardır da polis korumasında yaşıyor. 1988'lere, 2022'lere bu kadar zaman sonra bu bildirideki ferman bir biçimde adresine ulaştı ve Salman Rushdie ölümcül bir saldırıya muhatap oldu. Twitter'da da yazdım, söylüyorum. Bir fikre ancak fikirle mukabele edebilirsiniz. Canınızı sıkan fikirleri, canınızı sıkan düşünceleri ortadan kaldırmak, onun katledilmesini emretmek, öldürülmesini emretmek bugün hiçbir din, ideoloji, klik, rejim için söz konusu olmamalı. Vahşettir bu, tek kelimeyle. Bu sadece İslam için de geçerli değildir. İslam veya İslam dini nazara verilerek belli açılardan belli isimler bu adresi göstererek işi bir gruba veya bir dine ambalajlıyorlar. Doğru değil. Yani Rusya'da Putin de kendi muhaliflerini dünyanın dört bir tarafında öldürtüyor, katlediyor. Başka ülkeler de aynı şekilde kendi muhaliflerini öldürtüyor, katlediyor. İşte en son Suudi Arabistan, şimdi gerçi sulh oldu devletler, barış çubuğu tüttürüyorlar Veliaht Prens Bin Salman'la. O da işte 2018 yılında İstanbul Konsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'yı katletmişti. Evet. Cemal Kaşıkçı kim? Bir gazeteci. Fikirlerini yazan, yayan bir isim. O gün çok fazla insan ismini bilmezken şimdi bütün dünya Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyor. Ve onu katledenin de Suudi Arabistan rejimi olduğunu herkes biliyor, inanıyor buna. Dolayısıyla bu dediğim gibi belli rejimler, belli devletler, belli ideolojiler, belli klikler için geçerli bir konu. Tek başına bir dinin veya bir dinin, bir mezhebinin falan meselesi değil. Salman Rushdie'ye geçmiş olsun. Umarım atlatır, iyileşir ve hayatına devam eder. Bir de bu şekilde çıkan tepkiler, şiddet çağrıları muhatabınızı büyütüyor. Ve sizi gene dünya nezdinde bir kere daha yalnızlaştırıyor. Yani bugün bu çağda bunu yaparak esasen o istediğiniz sonucu alamadığınız gibi muhatabınızı büyütüyor. Belki şeytan ayetleri hiç bilinmeyecekti, konuşulmayacaktı bugün olduğu kadar. Salman Rushdie bugün olduğu kadar şöhrete sahip bir isim, bir yazar olmayacaktı. Ama İran o konuda bir sonuç alamadığı gibi dünyada yalnızlaştıkça yalnızlaştı. Öyle de bir yönü var bu konunun. Orhan Kemal Cengiz demiş ki, onunla bitirelim. Düşünceleri, sözleri ve kalemi dışında elinde hiçbir şey olmayan 75 yaşında bir insana düşünceler ve sözlerle cevap veremeyen bir korkağın saldırısı. Rushdie'nin bedeni üzerinden bütün dünyaya bir mesaj veriliyor. Bizim tabularımıza dokunursanız sonunuz ölümdür demiş. Evet. Böylelikle haftanın ilk manşetini noktalıyoruz efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.